çocuğu bulunduğu yerden. CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Dalaman Çayı'ndaki kirliliği meclis gündemine getirdi. Önerge şöyle. Denizli'nin Acıpayam ilçesi hudutlarından çıkıp Muğla'nın Dalaman ilçesine ulaşan Dalaman Çayı kirliliğin tutsağı olmuş durumdadır. Çaya akıtılan sanayi ve evsel atıkların yarattığı kirlilik insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. Çayın sıfır noktasında Acıpayam'a bağlı Köke, Çakır, Akşar, Alcı, Kara İsmail'ler, Sandalcık, Suçatı köyleriyle Kelekçi ve Gölcük kasabaları bulunmaktadır. Bu yerleşim alanında yaşayan çiftçiler arazileri sulamada çayın kirli suyunu kullanmaktadırlar. Bu tablo ürünleri kalite ve rekolte yönünden olumsuz etkilemektedir. Çayın Acıpayam Dalaman istikametindeki akış yönünde doğal güzellikler yer almaktadır. Kirlilik doğal güzelliklere de gölge düşürmektedir. Evsel atıkları çaya dökülen yerleşim alanlarında arıtma tesisi yapılması için çalışma yürütülmekte midir? Çayın çevresindeki sanayi tesislerinin kimyasal atıkların çaya dökülmesi engellenecek midir? Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Gerek evsel atıkların gerekse kimyasal atıkların çaya karışmasını engelleyecek tesislerin yapılma çalışmaları hangi aşamadadır? Yöre insanların ortak isteği. CHP Marisa Milletvekili Hasan Ören, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde şöyle denildi. Sosyal güvenlik mevzuatımız gereği bekar veya eşinden ayrılmış kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmaktadır. Sigortalının ölümünden sonra da boşanan kız çocuklarına aylık bağlanabilmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 sayılı kanunun 56. maddesinin C fıkrasındaki eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96. madde hükümlerine göre geri alınır hükmü gerekçe göstererek aylık bağladığı kadınların maaşlarını muvazalı boşanma gerekçesiyle kesmektedir. Kanunda bu durumun tespitiyle ilgili hüküm bulunmadığından kurum herhangi bir mahkeme kararına dayanmadan şikayet ve komşu ifadelerini dikkate alarak maaşları kesmektedir. Bu uygulamadaki esas kıstas kurumundan maaş alan kadının ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayıp yaşamadığıdır. Kurum insanların maaş almak için boşandığı şeklinde peşin bir hükümle hareket etmekte ve mahkeme kararlarını içe saymaktadır. Vatandaşlardan gelen şikayetlerde kurumunuz uygulamalarının günümüz Türkiye'sinde çağ dışı bir uygulama olduğu ifade edilmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkeme iki kişinin boşanmasına karar vermişse yasalar önünde her iki insan da bekardır ve her türlü yasal haklardan yararlanabilmektedirler. Toplumun sosyal güvencesinden sorumlu bir kurumunun ihtiyaç sahibi kadınları güvencesiz bırakmak için mahkeme kararlarını yok sayma yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu kişilere borç çıkararak ödediği bütün aylıkları faiziyle birlikte geri istemektedir. İhtiyaç sahibi kadınlar çok büyük miktarlarda borçla karşı karşıya kalmaktadır. Gerek kurum tarafından açılan davalarında, gerekse hak sahiplerinin açtığı davalarda kurumunuz davaları kaybetmektedir. Ancak mahkeme kararlarına rağmen bir süre sonra maaşlar yeniden kesilmekte ve kadınlara borç çıkarılmaktadır. Kadınlar anne veya babalarından kalan aylıkları alabilmek için eşlerinden ayrılabilirler. Ancak bu durumda eşinin sosyal güvencesinden varsa mallarından feragat ettikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle yasaklayıcı hükümler yerine aile birliğini korumaya, evli kalmayı özendirmeye yönelik hükümler bu maddenin yerinde olmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu eğer tereddütleri varsa eşlerin sadece maaş almak için ayrıldıklarını tespitini daha ciddi araştırmalı ve mutlaka mahkeme kararlarıyla tespit etmelidir. Kurum bu durumu tespit ettiğinde mutlaka mahkeme kararıyla maaşları kesebilmelidir. Dedikodu ve çevredekilerin ifadeleri üzerine kurulu tespitlerin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Bu nedenle SGK açtığı ya da açılan davaları kaybetmekte, birikmiş aylıklarla birlikte yüklü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini de ödemek zorunda kalmaktadır. Anayasa değişikliğiyle kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanmasına rağmen kurumunuzu kadınları sıkıntıya sokan uygulamanız sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kanunun bu maddesi anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırıdır. Kanun değişikliğiyle boşanmış kadınlara anne veya babalarından dolayı maaşlarının keyfi olarak kesilmesi önlenecektir. Otel ve ticaret merkezi haline gelecektir.
CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen'i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde madencilik sektörünün sorunlarını gündeme getirdi. Önerge şöyle. Madencilik iş riski yüksek bir sektördür. Özellikle yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen göçükler, patlamalar ve benzeri kazalar toplu ölüm ve yaralanmalara yol açmaktadır. Bu sebeple iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması ve denetimi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin bu sektöre ilişkin karnesi oldukça kötüdür. Türkiye'nin iş kazalarında yaşamını yitiren maden işçisi oranında dünyada 3. Avrupa'da da 1. olduğu kamuoyuna da defalarca yansımıştır. Bu doğrultuda Türkiye genelinde toplam kaç maden ocağı vardır? Bu ocakların kaçı teknolojik yeniliklerle donatılmış olup yeni sektörel yöntemlere göre revize edilmiştir? 2002 yılından bu yana kaç maden işletmesi özelleştirilmiştir? 2002 yılından bu yana madencilik iş kolunda meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren işçilerin bilançosu nedir? Kaç maden işçisi yaşamını yitirmiş, kaçı yaralanmış, kaçı da sakat kalmıştır? Maden ocaklarında iş güvenliğinin sağlanması ve ölümlerin durdurulması için hükümet olarak ne gibi çalışmalar yaptınız? CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdiyeker tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde bakanlığın firmaları teşhir etmesini meclis gündemine getirdi. Önerge şöyle. Bakanlığınız tarafından yapılan laboratuvar tahlilleri sonucu taklit ve tahşiş yapıldığı kesinleşen 11 firmaya ait bilgiler internet sitesinde yayınlandı. Tahlillerde sucuklarda at ve eşek eti, tereyağında bitkisel yağ, tulum peynirinde nişasta, pidede domuz eti, %100 dana sosiste ise kanatlı etine rastlanmıştır. Yıllık 3500 ton domuz eti üretilen ülkemizde bu ürünler motor yağlarında katkı maddesi olarak, deri sektöründe, sabun yapımında, kozmetik ürünlerinde, bazı ilaç kapsüllerinde, bazı aşılarda, bitkisel menşeli katkı maddesi olarak bazı gıdalarda, margarinlerde, bazı vakumlu yoğurtlarda domuz eti ve yağının kullanılabileceği bilinmektedir. Bu çerçevede yıllık 3500 ton olan domuz etinin üretimi biliniyor, tüketilen miktarında bunun çok altında olduğu belliyken üretimle tüketim arasındaki fark nerelerde kullanılmaktadır? Türkiye'de kaç domuz çiftliği bulunmaktadır ve bu çiftliklerde yetiştirilen toplam domuz sayısı ne kadardır? Türkiye'de domuz mezbahanesi var mıdır? 2002 yılından itibaren kaç mezbahaneye geçici izin verilmiştir? Mezbahanelerin toplam kapasitesi ne kadardır? Ülkemizde 2002 yılından bu yana yıllar itibariyle ithal edilen domuz eti kaynaklı salam, sosis, sucuk ve benzeri et ürünleri miktarı ne kadardır? CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, vazife malulü olan Erver başlarında hususi damgalı pasaport hakkından yararlanmaları için pasaport kanununda değişiklik yapılmasını talep etti. Kanun değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunan Yalçınkaya teklifinde şöyle dedi. 5682 sayılı pasaport kanununun 14. maddesinin A bendinin 1. paragrafında hususi damgalı pasaportların kimlere verileceği belirtilmiş olup, ülke toprakları için savaşmış, vazife malulü olmuş erver başlar bu haktan mahrum edilmişlerdir. Kanun teklifiyle vatan toprağı için savaşmış, vazife malulü olmuş erver başlarında hususi damgalı pasaporttan yararlanmaları sağlanmış olacaktır.